Yayınımıza birazcık daha böyle girişimlerle devam edeceğiz efendim. Bugün bol bol girişim ayarladık size. Bol bol icat çıkaran insanlardan size bahsedeceğiz. Şimdi hattımızda yine çok enteresan bir girişimimiz var. Alea şirketinin kurucu ortağı Profesör Doktor Sultan Tarlacı hattımızda. Merhabalar Sultan Hocam. Merhabalar. Merhabalar. İyi misiniz inşallah? Merhabalar. Sağ olun valla. Elimizden geldiğince iyi olmaya çalışıyoruz. Sizin gibi girişimleri görünce ben gerçekten çok daha iyi olurum. Bana bu dünyada ölüm yok yani. Sizin gibi şirketleri, sizin gibi girişimcileri görünce. Hocam, öncelikle sizi ve Aliye'yi tanıyalım mı? Şöyle, ben Üsküdar Üniversitesi'nde nörobilim anabilim dalı başkanıyım ve nöroloji bölümünde öğretim üyesiyim. Tabii şirket işleri bizim alışık olduğumuz şeyler değil. Yani Evet, daha çok evet. işin hep akademik kısmında olmuştuk. Fakat böyle bir ürünler geliştirince, çözüm ve tedavi yöntemleri geliştirince, sonuçta bunları standart ve sürekli üretmek gerektiği için, bunun ancak şirket üzerinden olabileceğini de bildiğimiz için üniversitemiz üzerinden Ar-Ge yap bölümü üzerinden böyle bir şirketleşmeye gidildi. Şimdi esasında biz tabii daha çok işin, dediğim gibi, bilimsel kısmıyla uğraşıyoruz. İki girişimci Evet. arkadaşımız Furkan Doğan ve Mete Yankaya bu titremenin tedavisi için belli yöntemler araştırmışlar. Neler etkili olabilir ilaçların dışında diye. Sıvı Titremeyi biraz sönümü açabilir miyiz hocam? kullanmaya karar verilmiş. El titremesinden bahsediyoruz değil mi? O titremeyi biraz açabilir miyiz? Şöyle, titreme derken tabii el titremesi var, baş titremesi var, bacak titremesi olabilir. Fakat burada geliştirilen sıvı sönümleyici el titremesi için. Şimdi el titremesi aslında toplumda çok yaygın bir hastalık. Buna biz tremor diyoruz. Tremor, halk arasında titreme, tıbbi adı tremor. En çok tabii bildiği insanların Parkinson hastalığında olan titreme. Bir de esansiyel tremor dediğimiz, titreme dediğimiz, genelde soydan gelen, eli hareket etme sırasında artan bir titremedir. Yani kendi aralarında tabii titremelerin farklılıkları var. Bu geliştirilen cihaz esansiyel titreme dediğimiz, nesneleri kullanırken, kaşık, bardak, çatal, yazı yazarken, imza atarken olan titreme şeklinde daha çok etkili. Parkinson titremesi aksiyon dediğimiz hareket sırasında azalıyor. Titreme dediğimiz şey aslında mekanik bir şeydir. Yani şöyle, normalde bizi ayakta tutan bir kas tonusu dediğimiz kas kıvamı var. Yani çok yüksek değiliz, çok da sert değiliz ama dünya bizi aşağıya çekiyor. Ayakta sapasağlam dik olarak duruyoruz ve hareketlerimizi yapıyoruz. Bunu sağlayan bir bedenimizde dünyanın yer çekimine karşı bir şey var. Kas tonusu dediğimiz, devamlı hafif de olsa bir kas kasılması söz konusu. Titreme dediğimiz durumda şöyle bir şey oluyor. Normalde biz kollarımızın, örnek vereceksek, bir ön kasları bir de karşı kasları var. Yani ön kaslar kasılırken karşının gevşemesi, karşı kaslar kasılırken ön kasların gevşemesi gerekiyor. Agonist, antagonist ya da karşı ilişki dediğimiz bir şey. Titremede şöyle bir şey oluyor. Bir grup ön kas kasılırken arka kaslar gevşemiyor. Böylece kaslar arası bir uyumsuzluk ortaya çıkıyor ve elde istemsiz, ritmik hareket çıkıyor. Buna biz titreme diyoruz. Dolayısıyla yani birçok da bir teknik yönü var ama temelde geliştirilen bu sıvı sönümleyici dediğimiz, bileğe takılan, yaklaşık 400 gram ağırlığında olan titreme azaltıcı ilaç dışı yöntem giyilebilir bir ortez ya da giyilebilir bir teknoloji. Bileğinize giyiyorsunuz ama tabii bir saatten biraz daha büyük, 10-12 santim uzunluğu var. Ve kalınlığı da en fazla kalın olduğu yerde 1,5 santim. Bu bir ağırlık olarak bileğe takılıyor. İçindeki sıvı kol hareketiyle hareket ediyor. Ve kolunuza bir ağırlık uygulanıyor. Bu ağırlık yer çekiminin aşağı çekmesine katkı olarak bilek kaslarının, elin ön kol kaslarının biraz daha karşılıklı ilişki içerisinde uyumlu kasılmasına ve sıra düzen içerisinde kasılmasına uyarı sağladığı için, böylece ne günlük yaşamdaki bu özellikle esansiyel tremor dediğimiz, işte kaşık ağza götürürken, çatal tutarken, su içerken çok ciddi rahatsızlık verebiliyor. Bunun azalmasına katkı sağlıyor.
bu arkadaşlar. Yani burada şunu söyleyelim hocam, izninizle vurguluyorum bunu. Yani bu hani Parkinson gibi farklı titreme türündeki hastalıklar için değil, belli bir esansiyel tremor dediniz, belli bir hastalık için bu cihaz geliştirildi değil mi? Tabii Parkinson titremesi, zaten Parkinson hastaları halk bilenler biliyordur tabii de. Kaşık koku kullanma konusunda, bardak kullanma konusunda gireceğin genelde ciddi bir sıkıntı yaşamazlar. Yani aksiyon dediğimiz hareket sırasında Parkinson'un titremesi azalır. Fakat özellikle bir grup var, esansiyel dediğimiz, bu tam tersi. Aksiyonla hareketle artıyor ve toplumda da ciddi bir sıkıntı yaratıyor insan hastalar arasında. İlaç tedavisi de çok başarılı değil. Yani titremede kullanılan değişik tedaviler var. En çok kullanılanlar ilaç tedavisi, fizyoterapi. Tabii ilaç tedavilerinin hem yan etkileri yüksek, hem sınırlı led sayısı var, hem de yaklaşık %30'a yakın hasta yeterince günlük yaşamını kaliteli hale getirecek, konforlu hale getirecek ilaç etkisini maalesef sağlayamıyoruz. Yani bir grup hastada tıbbi tedavi yetersiz kalıyor. Bu durumlarda mesela son 10-15 yıldır olan, yaygın kullanılan beyin pilleri takılabiliyor. Fakat beyin pilleri de hem maliyeti çok yüksek, hem beyniniz içerisinde bir kablo uzatılarak beynin belli bir yerine onun ucu konuyor ve dolayısıyla ameliyat sonuçta. Ve %4-5 oranında beyin kanaması ameliyat sırasında gerçekleşebiliyor. Allah korusun. Evet, dolayısıyla bu giyilebilir ortezler, ağırlıklar, bileğe takılan ağırlıklar, hem yan etkisinin olmaması, çünkü herhangi bir vücudunuza giren bir şey yok, hem de ergonomik, konforlu olması, giyilip çıkarılabilmesi kolaylıkla, kompakt bir yapıda olması, ama en önemlisi de yan etkisinin az olması. Tabii etkisi ne kadar diye soracak olursanız, yani değişik yapılmış, çok yaygın bir üretimi olan bir şey değil dünyada. Değişik teknolojilerle bu el bilekli ağırlıkları kullanılmış. Seri üretim de yok yani dünyada. İsteseniz de alamazsınız. Daha çok üretenler, araştıranlar laboratuvarda bırakmışlar bu işi. Bizimki biraz daha işte bu Üsküdar Üniversitesi üzerinden, ALEA üzerinden bunu seri üretime geçip esansiyel tremorlu hastaların kullanımına sunmak. Yaklaşık buradaki başarısı titreme şiddetine göre değişiyor. %60 ile 80 oranında titreme yararı sağlıyor kişilerde. Burada şöyle bir müthiş şey var. Müthiş bir katkı bu hocam. Evet, ciddi bir katkı ve yan etkisi yok. Diğer özelliği de şu, normalde ince ve hafif titremesi olan kişilere ilaçlar işe yarıyor. Bu ilaç, bu ilaç diyorum, bu giyilebilir ağırlık cihaz. Bizim bileğe giyildiği zaman özellikle şiddetli titremesi olanlarda daha belirgin etkisi oluyor. Yani özellikle bu görürsünüz, kolu çok şiddetli sallanan, neredeyse rüzgardaki yelken gibi sallanan titremelerde daha etkili oluyor. Dolayısıyla böyle bir yan etkisiz tedavi imkanı sunabiliyor. Tabii bunu sadece Hocam bunu şunu da söylemek mümkün müdür? Yani bunun bence en güzel tarafı, şimdi bu titremenin şeyi toplumda insanların şey yapması, kendini kötü hissetmesi. Şimdi sizin koluna taktığınız şey de saatten biraz daha kalın, saatten biraz daha geniş bir şeyden bahsediyorsunuz ve sadece 400 gram. Yani 400 gramlık güzel bir takıyla siz o insanların hayatına bir şey katmış oluyorsunuz, konfor katmış oluyorsunuz değil mi? Evet, konforu, yaşam kalitesini artırıyor. Kaşık tutması, bardak tutması, kahve fincanı tutması, yazı yazması, imza atması daha kaliteli hale geliyor. Bu tabii henüz üretim aşamasında, yani bu seri üretimde değil, önümüzdeki günlerde olacak, ama biz bunu yaparken aynı zamanda bir de araştırma süreci yürütüyoruz. Yani bunu kullandığımız hastalar oldu. Onların kayıtlarını alıp titremesinin elektronik yöntemlerle şiddetinin, yoğunluğunun ne kadar azaldığını, aynı zamanda günlük yaşam aktivitelerini ölçen sorularımız var, ölçekler var. Onlarla da işte fermuar çekmeniz nasıl, rahat mı, fermuar birleştirebiliyor musunuz, zarf açabiliyor musunuz, yazı yazmanız değişti mi falan, böyle birçok günlük yaşam aktivitesinde sorarak aynı zamanda bir araştırma ve Ar-Ge süreci de yürütüyoruz. Yani bunu da sizin dediğiniz gibi daha böyle estetik bir hale getirme çabamız da var. Fakat orada estetikle etki arasında bir denge var. Çok estetik yapmaya çalışınca tabii. Yararı düşebiliyor. Onun bir dengesini oluşturmaya çalışacağız bu süreç içerisinde.
Hocam peki son olarak size şunu da sorsam. Yani siz şeyden bahsettiniz. İki genç girişimciyle beraber bu işe girdiğinizi anlattınız. Biraz o süreci anlatabilir misiniz kısaca? Yani şöyle, bu arkadaşlarımız Konya'da yaşıyorlar. Bu tür girişimler yapıyorlar ve 5 tane patentleri vardı yanılmıyorsam bizle tanışmadan önce. Sosyal medya üzerinden tabii herkes birbirine artık rahatlıkla ulaşabiliyor. Bizim böyle bir Evet. keşfimiz var. Bunu işte kullanıyoruz. Birkaç kişi de denedik. Bunu sizin de görmenizi istiyoruz diye. Bana ulaştılar. Sonra bizim tabii Üsküdar Üniversitesi'nin içerisinde araştırma geliştirme Ar-Ge yap dediğimiz özel bir bölümümüz var. Bu da fikirleri olanların nöroteknoloji ya da nörolojiyle ilgili ya da tıpla ilgili fikirleri olanları değerlendiriyoruz. Gerekirse bunların araştırmada kullanmasını sağlıyor. Sonra onlarla görüşünce bunun etkisinin olduğu, yan etkisinin hemen hiç olmadığı, güvenilir bir yöntem olduğu konusunda bir fikrimiz oldu. Sonra oradan bizim Üsküdar Üniversitesi'nin Ar-Ge yap'ın Kuluçka Merkezi denen bu tür fikirlerin üretildiği, sanayiyle işbirliğiyle üretildiği merkezde yer açıldı. Orada yazıcılar, üç boyutlu yazıcılar, şey yapabilecekleri, planlama yapabilecekleri bilgisayar teknolojileri, çıktılarını alabilecekleri üç boyutlu yazıcılar imkanları oluştu arkadaşlarımızın ve bu şekilde yola girdik. Fakat arkasından da tabii bunu üretmek gerekeceği için şirketleşme durumu oldu. Şirketleşmeyi de işte bu Alea çatısı altında yeni bir şirket olarak Üsküdar Üniversitesi ile de ilişkili olarak kurduk. Önümüzdeki günlerde bunu üretip dediğim gibi esansiyel titremesi olan hastaların kullanımına sunacağız. Tabii özellikle nöroteknoloji, giyilebilir teknolojiler, nöroteknolojiler açısından çok tıbbi konularda yeni yeni açılmaya başladı ülkemiz. Bu konuda biraz daha bizim girişimlerimizde de yeni cihazlar, yeni teknolojik cihazlar, daha sofistike cihazlar üretme planı içindeyiz. Bazıları üzerinde çalışıyoruz. 3-4 ayda onları da tamamlamayı düşünüyoruz. Hocam harikasınız. Biz hep genç girişimcileri buradan sık sık şey yapıyoruz ama bizim gerçekten de profesör doktor girişimcilere ihtiyacımız var. Bu konuda böylesi bir şeye girdiğiniz için ben sizi şahsım adına çok kutluyorum. Ve inşallah bu ürün çıktığında da bizzat tekrar tekrar sizi yayına alarak bunları konuşmak isterim. Çok teşekkür ediyorum. Yani bizim amacımız da biraz daha kendimize güvenmemiz ve yurt dışında bu tür teknolojileri yapan firmalar var. Çok yüksek sayıda yok. Bu el bilekliği üreten, seri üreten yok mesela şu an dünyada. Ama diğer cihazların ülkeye katacağı değer çok fazla. İhtiyacı olan insanlar bu toplumda çok fazla. Bunları üretebileceğimizi gördük ve onları üretme konusunda da yola girdik açıkçası. 3-4 ay sonra tekrar onların meyvelerini göreceğiz. Vallahi dört gözle bekliyoruz hocam. Çok sağ olun. Teşekkür Aliye kurucu ediyorum bu ortağı Profesör Doktor davetinizi Sultan ve bizi Tarlacı. fark ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Efendim Üsküdar Üniversitesi'ne de buradan teşekkürlerimizi iletmek lazım. Gerçekten hem bize böyle teknoloji konularını, sağlık konularını paylaşıyorlar. Hem de böylesi girişimlere kapı açıyorlar. Yani bu konuları burada duyabilmek gerçekten çok